Hoş geldiniz sayın izleyenler. Anadolu Ligi 16 sezonda aslında çektiğimiz iki ama diyebileceğini umarım beğenebileceğimiz ilk programdayız. Soner abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında ben biraz daha hoş geldim. Sen hep oradasın. Hafta sonları. Sen misafir oldun ha. Artık misafir oldum. Yavaş yavaş. Ev sahibiydim, misafir oldum. Evet, yavaş yavaş oraya doğru hikaye biraz kayıyor gibi ama her ama zaman yok, her hem zaman takip olarak. Ev sahibisin gönlümüzde, hiç sıkıntı yok. Çok sağ ol abi, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor lig? 8. hafta bitti. Bitti. Bayram falan derken evet, bir bayram arası verdik 2 hafta. Aha. Vallahi özlemişiz. Cumartesi günü ben bayağı böyle hevesle gittim de aşırı sağanak yağmur çok böyle biraz hevesi baltaladı. Çok güzel bir futbol günü olmadı bence. Şey kuruyordum hep işte hava güzel olur, herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelir. Bir gittim sağanak yağmur, izleyen kimse yok maçları. Doğru düzgün top oynanmıyor, sürekli top kayıyor falan. Çok keyifli değildi açıkçası cumartesi günü ama pazar günü fena değildi. Bundan sonra zaten havaların da ısınmasıyla daha güzel bir hava olur orada da. Bir de işte zaten playofflara yaklaşıyoruz biliyorsun. Onun da eklenmesiyle daha hava olarak daha güzel yerlere gidecektir muhtemelen. Yani ben de takip etmeye çalışıyorum. Özellikle yayınlardan falan bakmaya çalışıyorum. Kim ne yapmış, nasıl olmuş işte Instagram'daki sonuçlara falan bakıyorum. Çok sürpriz şeyler çıkıyor karşımıza. Evet, evet, evet. Yani sürpriz puan kayıpları, sezonun başında beklediğimiz patlamayı yapmayan takımların aslında puan kaybedeceğini beklediğimiz maçlarda kazandık ki bu hafta modern futbol komodo maçında bunun 3-3'lük bir skor. Yani geçen sezonki şey olsaydı modern futbolun ritmi olsaydı evet belki normal karşılardık ama sezon başı kötü başladılar. Yavaş yavaş toparlıyorlar ama Komodoro karşı bir puan almakta ki yanlışça görmesem son 6-7 dakikada 3-1 öndeydi 6-7 dakikada hemen. Baktığımızda hep sürpriz uçlarla karşılaşıyoruz. Sonuçlar oluyor ligde ya. Hatta bu hafta sonu biriyle konuştuk şu an hatırlamıyorum da. Bu sezon dedim hiçbir şekilde kestiremiyorum. Ne birinci ligi ne ikinci ligi. Yani kim şampiyon olur, şu şampiyon olur kesin diyebileceğim veya %90 bu finale kalır diyebileceğim bir pozisyon yok. Geçtiğimiz sezonlarda oluyordu. Evet. Ya diyorduk ki şu takım %90 final oynar ya da işte bu kesin şampiyon olur vesaire. İkide de. Geçtiğimiz sezon programlarında bilirler. İkincilik takımlarında kimin işte final yapabileceğini vesaire. Hepsini gerçi sürpriz olmuştu. Mars Plevis sürprizinden bahsediyoruz. Olmuştu ama tabii ki sürpriz payı var ama genelde belli eder. Lig boyunca da yani belli eder ama. Yani 4 takımın 2 tanesini tutturursun. Şu an 1'de de 2'de de hiçbir şekilde kestiremiyorum. Yani şu anda yani kim final oynar, kim şampiyon olur 2'de de keza aynı şekilde. Tabii ki yani belli başlı çok böyle favoriler var ama çok sürprizler yaşanacakmış gibime geliyor benim. Yani istersen abi takımlardan, liglerden, puan durumlarından devam edelim. Hem takımları da konuşmuş oluruz aynı şekilde daha iyi olur. Birinci sırada Red Lightning var. Aslında uzun zaman önce bıraktığı o koltuğu geri aldı diye yani geçen sezon buralarda çok görmemiş konuları biraz altlardaydı geçen ama. Geçen sezon formları düşüktü. Bu sezon önceki sezon çok iyi bir form yakalamışlardı. Bu sene tekrar aynı şekilde aynı formda ilerliyorlar. Güzel transferler yaptılar aynı zamanda takip ediyorum. Var. Çok güzel eklemeler var. İyi bir takımları var. İyi bir takımları var ki zaten ilgili bir oyun vardı. Evet. İyi bildikleri, iyi oynadıkları bir oyun oraya vardı. Oraya da kaliteli ayakları üzerine ayakları kalite ayakları eklenince ki Mert'in eksikliğini çok hissetmişlerdi. İlk sezon Mert'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kutay'ı mı diyorsun da? Ben onu hiç görmedim. Aha. Özdenkök mü söyledi? Yok o Kutay'ın. Yok Kutay Özdenkök. Karıştırdım. Mert diye hatırlıyorum ismini yanlış hatırlamıyorsam. Onun işte şehir dışına çıkmasıyla birlikte orada bir kuvvet kaybı yaşamışlardı ama bu sene onu kapatmış gibi gözüküyorlar. Şu an evet Red Lightning güçlü bir oyun sergiliyor bu sezon. İşte Ekmekspor'dan aldıkları işte Kadir Emre, onlar iyi eklemeler oldular. Osman diye bir arkadaş var. Evet. O futbolunu beğeniyorum gerçekten iyi. Geçen seneki ara transfer döneminde 9. zaten tam emin değilim ondan işte. Sanki bu sezon geldi gibi geliyor bana. Ya geçen sezon çok az maça geldiği için hatırlayamıyorum. Hı-hı. Sanki bu sezon eklenmiş gibi bir yani monte olmuş takıma çünkü hep geliyor sürekli. İyi eklemeleri var. Red Lightning şu anda birincilikte lider. Öne geçip puan kaybettiği maçlar oldu. Geriden gelip puan kazandığı maç oldu ki bu hafta bir tane söyleyeyim. Karabela maçı aynen. O maçta da yani çok güzel bir maçtı. İki takım da tam kadroydu. Yani yedekli olan oyuncular normalde işte her hafta ilk 7 oynayan adamlardı. İki takım içinde söylüyorum. Yani sağlam adamlardı ama o kadar iyi tam kadro gelmişti ki iki takımda ikisi de hedef maçı olarak görmüş. Öyle bir maç izlettiler bize. Skor olarak da harika bir skor oldu. Son dakikalarda Red Lightning'in bir golüyle berabere sonuçlandı. Red Lightning şu anda liderlikte. Sezon sonuna kadar bence buralarda kalırlar diye tahmin ediyorum. Ha, bir mi olurlar, iki mi olurlar, üç mi olurlar bilmiyorum ama ligin tepesinde olacak takımlardan biri olacağını düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Özellikle yani iki sezondur yaşadıkları tecrübe, yani ilk sezondaki başarı, ikinci sezondaki o düşme tecrübesi ki bence çok önemlidir. Yani o mod düşme onda da geçen takım çeyrek içindeki final yapmadılar mı? Yaptılar ama yani normal sezondan bahsediyorum biraz daha aslında. Yani o
mod düşme, takımın mod düşmeyi tecrübe etmek çok önemli tabii. oluyor. Ya o başarıyı yakaladıktan sonra bir sezon o mod düşmesi olur. Biraz sonra Commodore'a gelince konuşuyoruz ve benzerini onlar yaşıyor mesela. Yani aynı şekilde mesela Red Light hani şimdi önümüzde 7 haftalık bir süreç var. Yani 2-3 maç üst üste kaybettikten sonra artık onu tekrar yukarı çekebilecek psikolojiyi geldi olarak aynen, düşünüyorum. Aynen. Onu da gördüler çünkü. Evet. Geçtiğimiz sezon son sıralardan girmişlerdi mesela playoff'a. Evet. Çeyrek final yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsam 8. olmuşlar. Aynen. O her şeyi tecrübe ettiler diyebiliriz. Kesinlikle. O yüzden avantajlılar her halükarda. Gelelim ikinci sıralarda Tuzla 0-4 var. Onlar da 13 puanda 8 maçta. 13 puan var. Onlar da eskiden bizimle olan bir takımdı. Çok uzun süre oynadılar. İkinci ligde şampiyonluklar yaşadılar falan ama bir süre ara vermişlerdi. Evet. Kadronun birçoğunu aslında, birçoğu derken önemli isim, iki önemli isim. Başa Bela'dan da tanıyoruz. Oynuyorlardı aynen. Ve tekrar kadroyu kurdular. Tekrar 13 puanla ikinci sıraya yerleştiler şu anda. Tuzla bence iyi takımlardan biri. Şimdi ben bazen işte takımları kafamda şey olarak sınıflandırıyorum. İşte iyi futbol oynuyor, işte iyi oyuncuları var. Ama daha çok böyle takım olduklarını düşündüğüm takımları da iyi takım olarak nitelendiriyorum. Ben Tuzla iyi takımlardan biri. Savunma yapacağı zaman çok iyi savunma yapabiliyor. Hücum yapacağı zaman çok iyi hücum yapabiliyor. İleride çok iyi çoğalabiliyor. Geride çok iyi çoğalabiliyor, savunma yapabiliyor. Ligin bence iyi takımlarından biri. Yani lig sonunda nerede olacaklarını çok kestiremiyorum. Bunu da kestirememe sebebim hedef maçlarında o işin işte sertliği, o mücadelenin sertliğinin dozajı arttığında nasıl bir reaksiyon vereceklerini şu an kestiremediğim için şu an nasıl bitireceklerini tahmin edemiyorum. Ama bence bu sezona çok iyi başladılar. Şu anda 8 haftalık periyotta 2. sıradalar ki burada yani yılların tecrübesi olan takımlar var, sürekli buraların gediklisi olan takımlar var veya çok başarılı takımlar var, uzun süre yenilmeyen takımlar var vesaire. Onların arasında şu anda 2. sırada olmaları bence çok çok iyi. Kesinlikle. Tabii ki eski bir takım. Yeni sıfırdan kurulup gelmediler. Evet. Lige devam eden oyuncular da vardı. Tabii ki biliyorlar. Ama sahadaki duruşları, dizilişleri, oyun anlayışlarını takdir ediyorum ben. Hoşuma gidiyor. Ben de şeyi ya, logoların artık çok beğeniyorum. Çok iyi, çok iyi. Ya önceki de evet güzel bir espris falan vardı belki ama. Evet. Hatırlar mısın bilmiyorum. Biliyorum canım, biliyorum. Yani, ama bu çok daha şey duruyor, çok. Şık duruyor yani. Bu özellikle model... Serkan'ın yerinde olsaydım, o da şu anda kamera arkasında. Özellikle Serkan'a söyleyeyim ya, çok şükür derdim herhalde. Yok, çok modern bir logo. Çok bir de zor bir logoydu onu kullanmak. Evet, hani temizlemek falan çok zor bir. Evet. Tabii canım. Bu çok güzel olmuş. Bu güzel. Zaten onları da söyleyeyim. Formaları da çok güzel, logoları da çok güzel. Şu anda Tuzla iyi adımlarla gidiyor ligde. Gelelim Gençler Gücü maçına, Gençler Gücü'ne diyeyim daha doğrusu. Onlar aynı da 13 puanda, aynı puandalar ama 20 avarajla 3. ilk koltuğunda oturuyor. Gençler Gücü... Onlar çok üstün başladı sezonu yani. Evet, çok baskılı, çok üst üste galibiyetler biraz başladılar. Biraz ritim kaybı oldu. Ya işte Red Light'lik maçındaydı değil mi? Yılmaz'ın kırmızı kartı yanlış hatırlamıyorsam. Affetsin beni yanlış hatırlıyorsam. Orada bir kırmızı kart pozisyonu. Sonra işte bayram arası vesaire bir ritim kaçtı gibi oldu ama bu hafta yine Sancaktepe maçıyla beraber yine o muhtemelen formlarını arttıracaklardır. Gençler Gücü geçtiğimiz sezonun 9. 10. haftasından itibaren yani 2. transfer döneminden itibaren çok yükselen bir grafiği var. Doğru söylüyorsun. Çok iyi bir oyun oynuyorlar, çok güçlü bir oyun oynuyorlar. Ve bu sezon zaten iyi eklemeleri var. Yine Ekmekspor'un bir kısmı işte Red Light Lig'e gitti biliyorsun. Gelsin bir kısmı da çok bir kısmı da Gençler Gücü'ne geldi. Çok önemli bir transfer. Yani, özellikle Barış Örnek gibi bir İsim kaybettikten sonra oraya hemen Oğuz'u monte etmek, Oğuz abi çok maça gelmedi. Birkaç maça geldi herhalde. Tam şu an hatırlamıyorum. 2-3 maça geldi. Herhalde Gençler Gücü'nde hemen her maçında oradaydım. 2-3 maça geldi ama onun dışında da saha içindeki eklemeleri iyi. Evet. Yani Gençler Gücü dediğim gibi geçtiğimiz sezonun 10. haftasına itibaren çok iyi bir yükselişti. Geçtiğimiz sezonda bunu playofflarda çok net bir şekilde gösterdiler. Oyun olarak, sahadaki duruşları olarak. Bu sezonda iyi gidiyorlar. Ben sezon sonuna kadar buralarda olacaklarını düşünüyorum. İlk 2 zorlayacak diyorsun. Ya tahminim ilk 2'de bitirecekler. Ama tabii ki bu ne olacağı belli olmaz. Hı-hı. Çünkü bu takımların aralarındaki yapacakları maçlar. Evet. Biraz da Gençler Gücü zor fikstürünün bir çoğunluk kısmını. Yani zor fikstürü derken ligin üst sıralarındaki takımlarla olan maçların çoğunluk kısmını azalttı. O yüzden onlar için bir avantaj. O avantajla belki ilk 2'de bitirebilirler diye şanslarını yüksek görüyorum. Bir de dediğim gibi o sahadaki oyunları, güçlü oyunları onları bu sezon sanki ilk 2 atacakmış gibi geliyor bana. 4. sırada Nice var. 12 puanlar. Onlarda 26 avarajları var. Onlar da gerçekten çok üstün bir kadro kurdular. Yani çok. Ben
özellikle onların hani bireysel olarak da birçoğunu evet. çok uzun zamandır tanıdığım için takip ediyorum. İşte Mücahit gelmiş, Eymen geliyor. Erdi var, Erdikin var. Yani çok acayip bir kadrosu. Burak var. Tabii. Burak hani Göztepe'den hatırlayanlar, ben Maltepe'de oynamadı diye hatırlıyorum Burak abi ama. Gol kralı Batuhan şu anda. Batuhan var. Yani özellikle hücum hattı olarak çok fazla bir hücum hattı kurdular ki Burak abi stoperde de oynar. Hani oynadım hiç bu sezon Nice'da emin değilim ama Yıldız Spor zamanında çok oynamış, çok pasla atmışlığı vardı o bölgede. Yani çok üstün bir kadro kurmuşlar. Evet, evet. Karşılığında yavaş yavaş aslında alıyorlar. Skor ve sonuç olarak bence alıyorlar kesin olarak. Nice'daki şey biraz hani böyle saydığımız isimlerin ışığında biraz böyle toplama gibi görünüyor. Bu arada saymadığımız isimler de var. Yani kadroda olan Can Fistişler falan var. Onlar da kadroda değil. Kenara alıyorum onları. Hemen her maça aynı kadroyla gelmiyorlar zaten. Hep değişik değişik kadrolarla geliyorlar. Hani 4-5 kişi hep sabit ama böyle bir iki kişi sürekli... Hemen yüksek ihtimalle tam 20 kişisi vardır. Vardır. Aktif. Ve gerçekten üst düzey bir kadrosu var bence de. Ama sanki böyle biraz işte o toplamanın şeyi zamanla oturabilecek bir şey. Biliyorsun bir takım olma duygusu böyle zamanla oturabilecek bir şey. Sen dünyanın demeyeyim de halı sahiplerinin en iyi 25 oyuncusunu toplasan belki ilk sezonda başarılı olamayabilirsin. Çünkü o takımdaşlık duygusunu aşılayamayabilirsin. Halı sahada biraz daha önemli galiba. Çünkü hani kesinlikle. Çünkü alan amatör, biraz dar olduğu için. Bir de amatörlük olduğu için işin alan içinde. Alan biraz dar olduğu için o takım oyunu, takımdaşlık hissiyatı çok önemli oluyor. Yani geniş alanda. Birinin kaybettiği topta diğerinin onu kovalaması mesela. Evet. Ya da o adam kovalamıyorsa onun arkasındaki kovalaması gibi. Ya bunlar hep takımdaşlık duygusunu gerektiren şeyler. Ya, Nice'da bu yok demiyorum bu arada. Tabii. Belki zamanla çok daha iyi olacak diyorum bu. Çünkü gerçekten iyi bir kadrosu var. Şu an işte gol kralı da zaten orada Batuhan dediğim gibi işte Barış abi gibi önemli ismi var ve takımda gerçekten hemen hemen herkes çok çok iyi isimler. Mücahit eklemesi çok ekstra bir şey katıyor onlara. Nice üst sıralarda bitirecek kesin olarak bence. Playoff'larda da sürpriz adaylarından biri. Çok erken bunu konuşmak için daha 7 hafta var playoff'lara. Ama playoff'larda sallıyorum ligi ilk 2'de bitiren takımlardan birini elerse ben şaşırmayacağım. Yani onu yarı finalde eleyebilir. Elerse. İşte kafa demek ki yarı finale kadar çıkar diyorum. Evet. Düşünün. Geldik 5. sıraya. Onlar da aynı puanda. Karabela 12 puandalar Nice ile birlikte. Onlar ama 9 avarajdılar. Aslında o biraz SN'de katılmasıyla birlikte defansif oyun formatı oturmaya başladı Karabela'ya. 3-4 maçını zaten Karabela birer farkla falan kazandı. Evet. 3-4-5 maçını hatta diyeyim. SC ile birleşme gibi aslında hani resmi bir birleşme olmasa da kadro birleşmesi bence olumlu olarak yansıyor onlara. Çünkü Karabela'yı şu anda normalde geçtiğimiz sezon 8. haftada konuşuyor olsak muhtemelen Karabela 10-11, 9-10-11, 12 civarında olurdu. Bir, yani şu anda. Yani, geçen sezon muhtemelen oralardalardı. Geçen sezon performansa baktığımızda öyle oluyor. Şeyi demiyorum tabii ki buradaki performans, İdeal Tepe'deki performansını diyorum. Yoksa Karabela'nın tabii ki geçmiş şampiyonluklarını ve performanslarından ötürü değil. Ama şu anda çok çok iyi bir seviyedeler. Çok iyi bir takım savunması yapıyorlar dediğin gibi. İşte Ömer'lerin katılmasıyla, işte Ufuk abilerin, Yasin'lerin zaten kendi kadroları da çok çok iyi. Ya onların dışında da kendi kadroları da bayağı iyi. Oradan oraya çektikleri isimler kendi boşluklarını doldurmuş oldu. Kesinlikle. Yani işte kesinlikle. Baktığımızda ben ligin en kreatif orta ikilisini görüyorum. Melih'le Serdar. Çok tabii. uzun zamandır birçok maçı domine etmiş bir orta ikili. Evet. Ama ileride net bir atıcı yoktu. Evet. İşte zaman zaman Serdar kayıyordu, zaman zaman Melih kayıyordu falan. O bir onları eksik yaratıyordu. Şimdi Metin Müjde'nin de cezası bitmesiyle birlikte oyuna başlamış olması. O da golünü attı bu hafta mesela. Ya o Karabela'da Enes var. Muhammed Enes olması lazım. Hı-hı. İnanılmaz bir adam. Yani joker. Kaleye de geçiyor. Stoper'de oynuyor, orta sahada oynuyor, forvet'te oynuyor. Çok yetenekli bir adam. Onun da etkisi bence çok var. Mücadeleyi de hiç bırakmıyor. Karabela bu sezon çok iyi bir takım görüntüsünde. Ben yani bu sezon bir yarı finalinin olduğunu düşünüyorum Karabela. Olabilir. Evet. Yani beni şaşırtmaz. Şaşırtmaz değil. Bence bu kadronun hakkı en az bir yarı final görür gibime geliyor. İyi bir takım görüntüsündeler şu anda. Hala geç kalıyorlar mı? Bu sezon iyiler o konuda. Yok yok. Tams hatta önce geliyorlar. Gerçekten abi bu sezon düşündüm şu anda da maşallah çok iyi. Geç kalmıyorlar. Güzel yakaladın. Maçlara vallahi formalar, iyi yakaladın. O zaman formalar Volkan bak, abide kalmıyor. O zaman formalar Volkan abide kalmıyor. Unutmuşuz bile geç kaldıkları. Bak bayağı sıfırlamışlar o şeyi. Normalde maçlara biraz geç gelirlerdi. Orada bizim aramızda bir espri vardı Karabeler'le ilgili de. Onu bak sıfırlamışlar resmen. Bu sezon o açıdan da iyiler. Karabeler herhalde ligin sonuna kadar buralarda götürür diye tahmin ediyorum.
Yenilmesi zor bir takım, onu söyleyebilirim. Çok haklısın o konuda. Zaten avaraj farkını onu çok net anlıyorsun. Yani, evet, evet. Yani bu adamlar belli, çok az gol yiyorlar. Evet, az atıyorlar, evet. Az yiyorlar ama evet. Oyun tutma konusunda çok iyiler. Gelelim 6. sıraya. Şaşırdığımız bir isim buralarda olmasında. Commodore 11 puanla 6. sırada. Evet. Yani son 2 sezon 2 şampiyonluk, 2. lig, 1. lig üst üste tık tık yaptılar o işi. Ama bu sezon daha demin Red Light konuşurken de vermiştin örneğini. O bir mod düşmesi mi acaba? Ya şu an kağıt üstüne bakınca tabii ki çok sürpriz gibi görünüyor ama sahada her hafta izlediğimiz için aslında çok da sürpriz değil. Biraz bir rehavet olabilir. Hatta bu hafta sağlıkçımız Selim abiyle de konuştuk mesela. Selim abi her maçta orada. Selim abi dedi ki Commodore'da bir rehavet seziyorum dedi mesela. Yani düşün normalde girip müdahale yapıyor biliyorsunuz yani hepiniz. Bir rehavet seziyorum dedi. Her maçı dedi çok geride başlıyor. Sonra toparlıyor. Bazen toparlıyor bazen toparlayamıyor. Abi dedim gerçekten çok iyi tespit yapmışsın yani. Ya muhtemelen şöyle bir şey olabilir. Bu bütün takımlarda olabilir bu arada. Profesyonel evet. Takımlarda da. Bir şeyi başardıktan sonra bir hani artık başaracak bir şey yok hissi olabilir. Ya da biz herkesi yeneriz şeyi olabilir. Her şey olabilir. Psikolojik bir şey. Bir o görülüyor sahada. Hani biz yeneriz. Çünkü bu sezon da oldu mesela. 3-0 geriye düştüler. Çevirdiler. Yani bu hafta da mesela 3-0 geriye düştüler, çevirdiler. Belki maçı da kazanabilirlerdi ama sonuçta kazanamadılar. O önceki sezonlarda kazanıyorlar diye. Evet. Ve onun bir şeyi var, bir özgüven olması çok normal tabii. Tabii. Yani sonuçta uzun bir süre tek mağlubiyetle götürmüş bir takım. İki şampiyonluk almış bir takım ortalama yani. Ortalama 35 maçı tek mağlubiyetle aynen aldılar. Yani. Onu da kazanmaya karşılamışlardı galiba. İşin bir de öbür boyutu var. Sen son iki sezon şampiyon olursan bütün takımlar sana ekstra motivasyonla gelir. Herkes tam kadro geliyor, herkes ekstra motivasyonla geliyor, herkes hazırlanıp geliyor. Ya şimdi geçtiğimiz sezon tamam kazana kazana gidiyordu ama yine tabii ki motive geliyordu belki takımlar ama bu kadar çalışmıyordu. Bu sezon önlemler alarak geliyorlar. Biraz da Commodore'da biraz rotasyon da yapıyor maçlarda. Herkese şans vermeye çalışıyorlar. Biraz işte lisanslı olan oyuncuların eksilmesi. İşte Aytunç gibi vesaire. Gerçi Ali Mert eklemesi oldu orada hani bir profil değişti. Yine gol atıyorlar sonuçta ama evet ama oyun stilinde yine bir değişiklik oldu. Çünkü Aytunç daha böyle oynatan bir stil. Ali Mert daha oynayan bir stil. Toplu oynama mevzusunda değil ama gole şey evet. Anlamında. Orada bir oyun... Önlü arkalı oynuyorlar mı? Çünkü denk geldi mi? Önlü arkalı oynayabilirler mi? Bir maça denk geldiler galiba emin değilim yani ama... Çok iyi bir ikili olur. Hı-hı. Yani o kafamda kurduğumda önlü arkalı oynadıklarında... Evet. Yani çok iyi bir ikili olurlar. Oyun stili de değişti bir yandan. Tabii ki. Commodore'da bir şey var. Hani kazanma anlamında, bir motivasyon anlamında bir eksiklik var ama toparlarlar muhtemelen diye düşünüyorum. Lig sonuna doğru, playoff'lara doğru. Zaten playoff'lara her türlü kalacaklar veya hala da ilk şansları da var. O genç de olsa o tecrübeye, kazanma tecrübesine sahipler. Lig sonuna kadar bence toparlarlar diye düşünüyorum. 7. sırada Lord of City. 8 maçta 10 puan. Hı hı. Yani biz sezon başı Lord of City 1. lige davet ederken ben 8 maçta 10 puan toparlar mı? Bana sorsan ben yüksek ihtimalle toplayamazlar derdim. Evet. Yani burada güzel bir sürpriz var. Evet, evet, evet. Ki bunlar sadece yanlış bilmiyorsam bir tanesi hükmen galibiyet. Evet. Geri kalanını yani sağlıklı kazandıkları oyun yani. Süleyman abi ve takım iyi bir görüntü sergiliyorlar. Şeyleri var, zayıf yönleri var. Bu sahada da belli oluyor. Çok sertliğe gelebilecek bir takım değil mesela. Evet. Biraz yumuşaklar ama hemen hemen hepsi çok yetenekli çocuklar. Hepsi çok yetenekli oyuncular. Biraz bireysellik var. Herkes bir şeyler yapabiliyor çünkü. Takım olgusunu oturtabilirlerse, işte dizilişler, paslaşmalar, birbirine alan yaratmalar, oyun yaratmalar çok daha iyi yerlerde olabilirler. Bu sezonu bir tecrübe sezonu olarak addedebilirler. Ama bundan sonraki sezonlarda Lord of the City adından söz ettirebilir. Ya Süleyman abi de öyle görüyor zaten. İki tane önemli oyuncu şu an askerde mesela. Öyle, yani. Yani Süleyman abi de sezonun başında da öyle görüyordu. Okan hani biz bu sezon gelip bir yani kazanma hırsıyla oynamayacağız. Biz biraz daha ne olduğunu göreceğiz. Tam olarak da öyle dediği gibi savunma, yapıyor şu an. Hani savunmayı öğreneceğiz. Evet evet. Bir oturacak dedi ama dedi biz dedi oynayabileceğimizi düşünüyoruz yine dedi. Oynuyorlar. Bunu da gösteriyorlar gerçekten. Yani söylediğinin hepsini takır takır yapıyor Süleyman abi ve takım diyebilirim. 8. sırada Modern Futbol 8 maç 8 puan. Onlar da kötü başladılar. Hatta biz 3 ya da 4 hafta önce program yaptığımızda daha kötü durumdalardı. Evet. Onlar da yavaş yavaş gaza basıyorlar. Ya Modern Futbol'la ilgili o yayında da söylemiştim. O yayını bu da hep sözü geçiyor. Söyleyelim teknik bir arıza nedeniyle yayınlayamadık. Normalde çektik 3 hafta önce. Sen kapatattı videoyu. Hiç. Evet. SD kartı sağ olsun hiç etti. Bir saatlik yayınımız gitti. Neyse orada ne söylediysem aynı şeyi söyleyeceğim Modern Futbol'la ilgili. Modern Futbol'u inanılmaz takdir ediyorum. İkinci ligde ne oyun oynuyorsa birinci lige çıktı. Aa burada güçlü takımlar vardır. Burada sert takımlar vardır. Demedi yine aynı futbolu oynuyor. Ama oyunu zaten birinci lige uygun bir oyundu. Yani tabii ki de öyle oynuyordu. Bak,
Tabii ve çok ki, uygun bir oyundur. Ama yani değiştirebilirsin. Sonuç odaklı gidersin. Evet. Hiç fark etmiyor. Yine pas, 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 geriye pas, yana pas, öne pas, sürekli pozitif, sürekli pozitif. Gerçekten bu takdir edilesi bir şey. Bazen yaparsın. Guardiola Barcelona'sı. Gibi diyebilirsin örnek olarak. Ya bazen de şey dersin. Ya ben maçı kazanacağım kardeşim. 5 kişiyi dizeceğim buraya. Savunacağım, kontrayla atacağım. Guardiola karşısındaki Real Madrid. Mourinho, Chelsea'si veya gibi. Bunu da yapabilirsin ama yapmıyorlar. Bunu seçmiyorlar. Ben diyor kazansam da kaybetsem de ben böyle oynayacağım. Bu çok takdir edilesi bir şey. Kesinlikle. Halı sahada çok nadir. Kesinlikle. Halı sahada çok nadir gördüğümüz bir şey. O yüzden gerçekten takdir ediyorum. O yüzden de modern futbol sonuçlardan bağımsız değerlendiriyorum. Modern futbol bence yani 4 galibiyeti görünüyor şu an. 8 maçta yarı yarıya gözüküyor ama ne olursa olsun bence kazanandır. Yani bu kültürden dolayı kazanandır benim gözümde. Hı hı. Bunu oturtabilmeleri ne olursa olsun çok aynı değerli futbol oynayabilmeleri kesinlikle çok değerli. Özellikle tekrardan söylüyorum halı sahada çok çok değerli ki bunu profesyonel takımlar bile yapmıyor. Yani binlerce takım var hiçbir kültürü, futbol kültürü olmayan, hiçbir oyun stili olmayan futbol takımı var yani dünyada. Türkiye'de de. Bakın Kasımpaşa. Beşiktaş desen de olurdu mesela yani. Hiçbir futbol kültürü yok yani yıllardır evet gibi. Modern futbol bence takdir hak ediyor bu yüzden. Yani. Çok haklısın. Yani işin esprisi bir tarafı ya zaten ismi de aslında onu söylüyor. Yani modern futbol diyor. Tabii tabii kesinlikle. Şu anki dünyanın akımını takip eden kesinlikle oyun stili olarak savunma olarak ki biliyorum maçları rakiplerin maçlarını 4'er 5'er saat izleyip hazırlanarak geldiklerini evet de çok iyi biliyorum. Yani, yani o konuda dediğim gibi ben büyük, çok büyük takdir hak ediyorum. Evet. Hem de form da yükselmeye başlayınca evet, evet hevesini de almış oluyorsun. Şey olunca biraz o şeyle bağlı. Sonuçlar geldikçe daha bir hevesleniyorsun. Evet, bu kesinlikle hep böyle. Şimdi mesela ligi takip eden kaptanlarımız, takım arkadaşlarımız hepsi biliyorlar. Ligden çekilen takımlar oluyor. İşte 5'te 0 yapıyor, 6'da 0 yapıyor, çekiliyor. Çok normal. Yani biz bunları anormal karşılamıyoruz. Çünkü bir yerden sonra sürekli kaybedince bir hevesin kalmıyor. Yani ama amatör olduğu için oyuncuyu getirmek tabii ki, yani. Tabii kaptan ki çok istiyor mesela gelmek. Tabii ki. Ama 3 kişiyi getirebiliyor, 4 yani kişiyi getiremiyor. Ama bir de bu iyi yapmaya çalıştığın şeylerin sonucu olunca daha bir hevesli geliyorsun oraya. Onunla bağlantı yani. İyi sonuç olduğu zaman her zaman daha hevesli gelirsin. Bu böyle bir şey. Kesinlikle. Geçelim sıradaki takıma. Şut atacağız. 9. sıradalar. Onlar da 8 maçta 8 puan aldılar. Hı hı. Onlar da aslında güzel başlamış sezonda. Çok önemli galibiyetler aldılar. Ama ondan sonra galiba bir ufak onlar, Bodan'ın tam tersi, bir ufak daha yavaşladılar gibi geldi bana takip edebildiğim kadarıyla. Şut atacağız bence bu şekilde gider. Şey anlamında. İner çıkar, iner, iner çıkar. İner çıkar, iner çıkar. Şey aynen. Kazanacağı maçlar olur, kaybedeceği hı maçlar olur. Bu şöyle ama sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Mesela şu maç kazanacağı bellidir. Şu maçı da kaybedeceği bellidir. Çok sürpriz yaşatmaz. Şut atacağız çünkü oyun stili belli. Biraz önce modern futbol için söylediğim şeylerin çoğunu söyleyebiliyorum şut atacağızla ilgili. Aynı şekilde devam ediyorlar. Geçtiğimiz sezonun İnönü'deki arkadaşların çoğunluğu var. Bir isim değişikliği. Evet. Aslında hemen hemen aynı takım ama aslında iki ayrı takımda onlar. Geçen sene altında birleşmişlerdi. Bu sezonda bu sene şut atacağız altında birleştiler aynen biraz da. Çok iyi ayakları var. Çok kaliteli ayakları var. İyi futbol oynuyorlar. Çok temiz arkadaşlar. Yani maçlarında hiçbir sıkıntı yaşanmadı bugüne kadar. Evet. Ne geçtiğimiz sezon İnönü'nün bu sezon şut atacağız. Kesinlikle çok haklısın. Yani sıfır sıkıntı, ne bir hakeme itiraz, ne rakiple bir ikili diyalog vesaire. Sadece futbol amaçlı geliyorlar, futbollarını oynuyorlar. Yeniyorlar, yeniliyorlar. Hiç önemli değil. Maçtan sonra rakiple sarılıyorlar ve çıkıyorlar. Bu da çok takdir edilmesi bir şey. Özellikle yine halı sahalarda nadir gördüğümüz şeyler. Günümüzde her şey böyle kazanma üzerine kurulu olduğu için bu tarz değerlerin biraz unutuyoruz aslında evet önemli olduğunu. Ben şut atacağızı bu konuda takdir ediyorum. Onlar da playoff'a bence playoff'ta kalırlar. Playoff yaparlar. Ya şu an sınırdalar aslında evet biraz ama dediğin gibi olabilir. Playoff'ta kalırlar. Playoff'a kalamazlarsa da neden kalamayacaklarını az çok kestirebiliyorum. Ama burada söylemeyeyim. Biraz onların taktiğini ya da yumuşak karnını göstermişim gibi olur. Evet. Onu söylemeyeyim. Ama şut atacağızın playofflarda olacağını düşünüyorum. Geldik 10. sıra Los Blancos 8 maçta 7 puan ama tabii ki de onların ilk maçını bu hafta oynadılar. Evet, onlar hafta başka bir takım yine dahil oldular. Geçen seneden bildiğimiz bir ekip. Hı-hı. İyi oynayan bir ekip. Evet. Yine hemen hemen oynayan, aynı kadroyla geldiler. Presi kuvvetli bir ekip. Evet. İlk haftada da 6-4'lük bir weekend galibiyeti görüyoruz evet onlardan. Los Blancos'la ilgili hemen hemen önemli şeylerden biri çakılı 2 kişinin yeri geliyor 3 kişinin hep orada sabit kalması. Bu önemli bir şey halı sahada mesela. Hani o savunma kurgusunun, savunma düzeni hep sabit. Buna rağmen ama lafını bölme özür dilerim. O savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı koparmıyorlar. Yok koparmıyorlar. Ama geçtiğimiz sezon bir iki tane böyle çok yetenekli ayakları vardı. Biri Ziya'ydı, biri Erhan'dı evet galiba. Bu hafta onları görmedim. Belki Erhan abi benim yanımdaydı. kadrolarında muhakkak vardır. Kadrolarında muhakkak vardır. Onlar gelince daha farklı bir futbol oynayabiliyorlar çünkü. Çünkü inanılmaz çok yetenekli haklısın adamlar. Bu hafta biraz eksik gibilerdi. Hı-hı. Gördüğüm kadarıyla.
tam o söylediğimiz isimler de gelince daha farklı bir oyun, daha hücuma yönelik, daha harika gollerin atıldığı geçtiğimiz sezon çok gördük mesela. Evet. Çok güzel goller atmışlardı. Öyle bir oyun görebiliriz. Los Blancos'u şu anda bir haftadan playoff'ta olur olamazı kestiremiyorum yani, ama evet, bence playoff şansları yüksek. Aynı fikirdeyim. Geldim 11. sırada başa bela var. 8 maçta 6 puan. Yani benim şaşırdığım bir tablo. Evet, şaşırtıcı bir tablo. Özellikle ben sezona giderken takım isimleri üzerinden konuştum. Henüz kadroları bile görmemişken diyebilirim. Hı-hı. Evet, başa bela bu sezon daha etkili oynayacaktır ki transfer döneminde, yani aradaki bir aydan bahsediyorum. Evet, önceki sezon başındaki. Arasındaki aradaki bir ayda açıklamalarla falan, evet. Engin abi bir kez daha şampiyon. Geçen sene de bu paralara çıkmıştı. Bu sene de aynı paralarıyla geliyor diye düşünüyorum. Aslında güzel bir hava yakaladılar. Yani takım olgusu adına. Güzel birlikleri var zaten. Her hafta oraya 12-15 kişi geliyorlar. Ama saha içinde bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu hafta hatta Murat'la da maç sonunda biraz sohbet ettik. Murat Gönlük'le. Bir şeyler yerinde gitmiyor yani takım saha içinde. Bu hafta mesela Murat'a da söyledim. Yani son 2-3 gol var ki yedikleri Lord of City'den. 3-1, 3-2. Hani başa belan tecrübesine yakışmayan goller mesela. Yani oyun kültüründe de aslında çok denk gelmeyeceği bir şey. Kesinlikle yani. Orada işte o kadar az kişiyle yakalanmaları, öndeyken bir anda maçı vermeleri vesaire. Biraz bir konsantrasyon eksikliği mi diyeyim artık var takımda. Biraz önce Komodor için söyledim, hani kağıt üstünde evet buna şaşırıyoruz ama sahada gördüğüm için şaşırmıyorum aslında. Çünkü sahada gerçekten biraz dağınık bir görüntüleri var. Reaksiyon vermekte biraz zorlanıyorlar ama önümüzdeki haftadan sonra transfer dönemiyle beraber bir hava yakalayabilirler. Çünkü birkaç transfer çalışması olduğunu biliyorum. Bir hava yakalayabilirler. Engin abiyle zaten hemen hemen her gün muhabbet ediyoruz. En kötü iki günde bir muhabbet ediyoruz. Bir hava yakalayabilirler. O da çok memnun diye bu sezonki durumdan. Ama toparlanır. Onlarda o gerekli tecrübe, kesinlikle, gerekli reaksiyonu verebilecek güç var. Başa bela buralara hak eden bir takım değil. Yapı olarak, kültür olarak. Üst sıraları zorlayabilir önümüzdeki haftalarda ama kendilerinin vereceği reaksiyona bağlı. 12. sırada Dinamo Maltepe var. 8 maçta 5 puanları var onların da. Onlar da sonradan katılır aslında. 3. ya da 4. haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Genç bir ekip, dinamik bir ekip. Aslında ben size ligi girerken ikinci bir Komodor vakası tabii ki birincilikte bu çok zor ama, hı hı, can yakacak anlamında söylüyorum. Hani sürpriz sonuçlar olarak söylüyorum. Bir ekip olarak daha düşünmüştüm ama henüz bekleyeni veremediler gibi geliyor bana. Nedeni de şu, çok iyi çocuklar. Hepsi çok yetenekli çocuklar. Hatta bu hafta maçlarını izlerken yenilmelerine rağmen kenarda böyle birkaç kişinin onlar hakkında konuşmalarını duydum. Hayran bazı oyuncuları veya o çocukların hemen hepsine hayran hayran konuştuklarını duydum. Ama takım olgusu sıfır diyebilirim. Yani bir takımdaşlık, işte topu kaybeden geri koşmuyor, hep bir alan boşluğu var. Genelde hep böyle eksik yakalanıp yiyorlar golleri. Biraz mücadele eksiği var. O jenerasyonun zaten Z jenerasyonu mu deniyor? Biraz o kısımda hani o duygularda biraz sanki eksikliği var gibi geliyor bana. Takım olgusu konusunda biraz sıkıntılılar. Ama gerçekten hepsi çok yetenekli. Yani hepsi inanılmaz fizikli. Yani görüyorsun hepsi topçu diyorsun. Ama sahada çok onu veremiyorlar şu anda. Ama bence oynaya Dinamo Maltepe'den şöyle diyeyim sana, ya da Melih'in önderliğine, Melih Kaptan önderliğine kurulan bir takımdan bundan 3-4 yıl sonra ya da 2-3 yıl sonra diyeceğiz ki işte Maltepe vardı, bu çocuklar böyle başladı. Yani buralara geldi diyeceğiz bence bir gün. Öyle hissediyorum çünkü gerçekten iyi çocuklar var ama orada en önemli sorun birbirleri için. Ya futbolun, o takım oyununun daha doğrusu takım oyunlarının birbirleri için oynanan bir şey olduğunu bilmeleri, öğrenmeleri, evet, lazım. Bireysellik tamam eyvallah, tabii ki bireysel yetenekler bir şeyler kazandırabilir sana ama sonuçta takım olursan sonuç alabilirsin. Kesinlikle. Galibiyet alabilirsin vesaire. O biraz eksik onlarda. Gelelim 13. sırada Olympos. 8 maç 4 puan ama onlar Olympus. Da... Olympus, çok özür dilerim. Onlar da ilk maçlarını oynadılar, evet, bizimle birlikte. Nice'a karşı 6-3, evet, kaybettiler. Bu hafta onlar normalde büyük sahaya alışkın bir ekip. Evet. Kaptanları Mustafa ile biz görüştük. Gelmek istediklerini söylediler. Hafta içi aynı ligde oynuyoruz. Bu hafta ilk kez geldiler. Kaybetmelerine rağmen çok iyi bir performans sergiler. Hatta maçtan sonra Nice'daki arkadaşlar hepsi tebrik ettiler Olympus'taki arkadaşları. Yani... Hani bugün kaybettiğiniz zaman ligde çok can yakarsınız tarzı cümleler kullandılar. İyi bir futbol oynadılar aslında ama dediğin gibi büyük sahaya belli bir süre alıştıktan sonra dar alan. Ya ben büyük sahada izlediğimde
çok iyi kapanıyorlardı. Tabii tabii. Orada yani orada bu sezon özellikle inanılmaz başarılı gidiyorlar yani şu anda. O yüzden hani bunu da halı sahada yansıtabilirsen. Ama genç arkadaşlar çok kolay adapte olurlar. Zaten futbolu biliyorlar. Çok net belli. Önümüzdeki haftalarda ki hedefleri playoff bu arada. Mustafa'nın gelirkenki hedefi playoff. Ya 3 puan fark var, çok fazla. Aynen. Bir şey yok yani. Ben playoff'a kalabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki öndeki maçlara bağlı, oynayacağı rakiplere, reaksiyonlarına bağlı. Ama şu anki hevesleri, yapabilirizleri, bu hafta Nice'a karşı gösterdikleri oyun yapabileceklerini gösteriyor bence. Sadece bir hafta oynadılar. Şu anda çok aşırı bir yorum yapamayız haklarında ama Olympus'un ben potansiyel vaat ettiğini düşünüyorum. Sancaktepe 14. sırada 8 maçta 4 puanları var. Onlar da yani iyi bir ekip. Gerçekten geçen sezonlardan da oynadık. Çok güzel goller görüyoruz. Evet evet. Yani gerçekten de çok ciddi orta sahadan atılan goller, çok iyi şutlar görüyoruz ama onlarda da galiba biraz savunma biraz sorunu var galiba. Savunma sorunu ve mücadele eksikliği var. Evet. Çok iyi çocuklar. İnsan birey olarak da iyiler. Futbol anlamında da iyiler. Yetenekli çocuklar var. Biraz işin mücadele kısmında bir böyle bir kaytarma demeyeyim de az mücadele etme var sanki. Ya da tecrübeli takımlara karşı böyle başa baş gittiklerinde onlar reaksiyon gösterecekken karşıdan o reaksiyon geliyor ve bir anda düşebiliyorlar. Toparlanmaları biraz şey olur. Biraz da genç, biraz da yaş ortalaması olarak da hani çok genç değiller tabii ki ama ligin ortalamasına göre biraz az aşağıdalar diyeyim. O reaksiyonu vermekte zorlanıyorlar. Ama ben yani Sancaktepe'nin potansiyel vaat ettiğini düşünüyorum net olarak. Oynaya oynaya sallıyorum. Önümüzdeki sezon kalırlarsa, ondan sonraki sezon kalırlarsa bence iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi çocuklar var. İyi oyuncular var. Birkaç hafta sanki bir kaleci sıkıntısı yaşadılar. Onu da fark ettim. Böyle tam kadro geldiklerinde, biraz mücadelelerini yükselttiklerinde bu sıralamadan yukarı çıkmamaları için hiçbir sebep yok. Onlar da bu sınırı biraz daha tecrübesiz olarak kullanacaklar. Olabilir. Ama gerçekten ben takım olarak arkadaşlardan da çok memnunum. İyi insanlar yani. Hiç bir sıkıntı çıkmıyor hiçbir maçlarında. İyi oyunlar oynuyorlar. Çok güzel goller atıyorlar. Hemen hemen her maçlarında harika goller izliyoruz. Ben Sancaktepe'nin yani bu sezon yani bir playoff amaçları var mı bilmiyorum ama playoff olmasa da önümüzdeki sezonlarda tecrübe kazanarak buralarda iyi yer edineceğini düşünüyorum. Ben tanışık olduklarını da biliyorum. Hani Aybars abi bir kez daha döner mi Alasay'a bilmiyorum ama yani Aybars abinin bir şeyleri var. Onlarla tanışıklıkları var. İbrahim'in Aybars abiyle tanışıklığı. Hatta Neşeli Akkar'la da birlikte oynuyorlar. Evet evet evet. Biliyorum. Yani Aybars abi gibi bir saha içi komutanı çok iyi onları olur. Yani bir iki gömlek ileri atar. Net atar. Gelelim 15. sırada Weekend var. 1 puanda Weekend şu anda 15. sırada. Weekend'in 1 puanı var evet. Aslında bu haftada 4-1'den ya da 4-2'den verdiler maçı. Zaman zaman kazanabilecekleri maçları oynadılar. Evet. Maçların sonlarını bir türlü getiremiyorlar. Son 10 dakika, 12, 15 dakikalarda bir kondisyon eksikliği mi dersin artık, mücadele eksikliği mi? Bu hafta mesela bir oyuncuları sakatlandı, eksik oynuyorlar maçı. Ama öndeler, rakip bastırıyor evet. Ama orada yine kapanmayı seçmiyorlardı. Hücumda iki kişi vardı mesela. Yedikleri bir golü gördüm. Hani o anda mesela puan alabilirlerdi, galibiyet de alabilirlerdi. Geri kalan bir kişi sakatlandı evet, bir talihsizlik yaşadı orada. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Geri kalan 5 kişi kapanıp belki Los Blancos'u engelleyebilirdi. Bu tarz örnekler yaşadık bu arada. Evet, öne geçtiği maçlarda özellikle son 10-15 dakika skoru tutamama şeyi var Weekend'de. Orada biraz da savunmayı düşünseler belki skoru daha tutabilirler. Çünkü kondisyon eksikleri belli oluyor. Düşüyorlar oyunda. Hani onu da o şekilde tölere edebilirler ama o yolu seçmediler şu ana kadar. Umarım bundan sonraki maçlarında yani kendileri de kazanmak istiyor muhakkak. Çünkü maç sonlarında kesinlikle da konuşuyoruz. Hani hep getiriyorlar bir yere kadar. Bir yerden sonra gidiyor. Çok yetenekli ayakları var çünkü. Çok iyi ayakları var. Onlar da kazanmak isteyecektir. Belki bu 8 haftalık tecrübe bundan sonraki ligin geri kalan periyodunda onlara tecrübe olursa, biraz daha işte savunma kısmına önem verirlerse bence galibiyetler alıp üst sıralara tırmanmamaları için bir sebep yok yani. Son sırada şu anda gözüken 410, 8 maçta 0 galibiyet, 0 puan, 0 beraberlik. Rezalet. 205 mi olduk? Rezalet. 205. Ama siz de yani 410'da ilk defa geldi. Hem bu hafta geldik, hem biraz zorunluluktan geldik. Zaten o konuda düşüncemi siz çok iyi biliyorsunuz. Yani 410'u buraya alıp almama mevzusunda. Biraz zorunda kaldık. İşte orada 0 puanlı bir takım vardı biliyorsunuz. Onun yerine de yani doğal olarak hiçbir takım gelmek istemeyince ve artık geriye de 8 hafta kalınca, ligin yarısından fazlası olunca ben de arkadaşlarımı, eşimi, dostumu
zaten yıllardır 2010'dan beri beraber oynadığımız takımı. Oraya sadece bir spor yapalım, ter atalım şeklinde bir kadroyla geliyorum açıkçası. Yani işte evlileri, barklıları, işte çocuklu olanları, çok zaman ayıramayacakları vesaire hiç şey yapmadan daha böyle yaş ortalaması daha düşük. Biraz da şey olarak takımın yetiştirme. Aynen. Biraz da onu düşünüyorum. Ya bu hafta Caner'in öğrencisi oynadı mesela, yani çocuk lise son ya da üniversite 1 19 yaşında çocuk oynadı. Ondan sonra ya biraz da böyle yetiştirici gibi düşünerek. Ondan sıfırdan kültür kuruyor, görüyor musun? Aynen. Çünkü biz artık 34 olduk. Hadi 6 yıl daha oynayalım diyelim. Sonra ya da veteran. 11 yıl daha oynayalım. Sonra veteranlar. Yani birilerinin bizim yerimizi alması lazım yani. O yüzden yavaş yavaş böyle yetiştire yetiştire gibi düşünüyorum. Hani orada hiç kazanma kaybetme playoff playoff derdimiz yok. Tamamen sadece keyif alalım. Ki bu haftaki skordan da anlaşılmıştır zaten. Bu sahada yürüdüler hepsi. Ondan sonra fotoğraf çekilmeye gelmiş. Fotoğraf çekilmeye gelmiş. Olcan da dediği gibi. Hepsi de paylaştı Instagram'larında fotoğrafları. Maşallah. Fotoğraf çektirip gittiler. Çok ucuz güzel. Fotoğraf, ucuz fotoğraf. Güzel bir etkinlik oldu onlar için. Geri kalan maçları da bu şekilde eğlence halinde yapıp o şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Abi geldik ikinci lige. Yani orası da yani sezonun başında beklediğimizi birebir verdi diyebilirim. Ya ben hani birinci lige göre daha yakın puanlar, evet, daha denk oyunlar bekliyordum ve aslında öyle gidiyor biraz. Yani şöyle yani, şöyle değerlendir. 13. Taşlıpariz 6 puanda, 7. Küçük Bakkaki 10 puanda. Arada 2 maç var. Evet. Ve arada 8 takım, yakın takım var. Çok denk ve herkesin birbirini yenebildiği ilginç bir ikincilik deneyimliyoruz bu sezon. Geçtiğimiz sezon şeydi, hani bazı takımlar biz birincilik takımıyız diyordu. Biraz ön plana çıkıyordu. Ki onların zaten bir kısmı şu an birincilikte oynuyorlar. Hak kazananlar diyeyim. Bu sezonki ikincilikte de hiçbir şekilde neyin, hangi maçın nasıl biteceğini kestiremiyorum. Ve herkes herkesi yenebiliyor. Çok garip sürpriz sonuçlar da olabiliyor. Ama işin günün sonunda namalık bir Kartal City birinciliği var. Oradan başlayalım. Birinci Kartal City 8 maç 14 puan. Evet. 6 galibiyet 2 beraberlik. Evet. Kartal City geçtiğimiz sezonki oyunundan, hatalarından, eksiklerinden diyeyim, çok iyi bir tecrübe elde edip bu sezon o eksiklerine çok güzel yamalar yaparak çok iyi bir oyun oynayarak geçtiğimiz sezon mesela işte çok az mücadele ettiklerine, oyunu bıraktıklarından falan dem vuruyorduk. Bu sezon tam tersi, çok iyi mücadele ediyorlar, eksiklerini çok iyi kapattılar, çok iyi transferlerle sonuca rahat gidebiliyorlar. Biraz bazı maçlarda biraz fazla stres yapıyor. O da şeyden olabilir. Namağlup olan, evet, bir takım kaybetmemek için bir yerden sonra ayaklar eller titreyebilir. Bu çok normal psikolojik olarak. Ama Kartal City iyi bir oyun oynuyor. Güçlü bir oyun oynuyor. Şu ana kadar namağlup gidiyor. Ligin sonuna kadar ben ilk ikide bitirecek en büyük aday olarak görüyorum. Kartal City'yi, iyi bir kadroları var. Yetenekli bir kadroları var. İyi sonuçlar alıyorlar. Bu sezon Kartal City gümbür gümbür gidiyor diyebilirim ikincilikte. Yani senin söylediğin şeylerden biri de o yenilmeme duygusu. O stresi yapmamaları lazım. Playoff'tan önce kırmak da güzel oluyor. Abi, yani daha önce bir ilk takım 14'te falan yenileceğim böyle. Onu bir gördüm, daha önce çok gördük. Kesinlikle. Onu kırmak da güzel oluyor. İnönü geçen sene daha mağlup bitirdi. Playoff birinci turunda elendi, evet, mesela yani. Gibi. Sonra şey durumum var. Yani çok iyi transferler başladı. Ali Nazlı'yı transfer döneminde kaybettiler. İyi güzel bir kaldı. Helal olsun. Ya gerçi benim hayatım çok bir şey ifade eder bilmiyorum da. Belli değil sonuçta. Neyse. Yani Ali Nazlı'yı kaybetmek bence büyük bir kayıptı. Benim görüşüm yok ama yine de sonraki 4 haftada devam ediyorlar aynı oyuna. Ediyorlar. Bozmadan ama. Ya bu sezon bozacaklarını düşünmüyorum. İyi oyun. Yani gerçekten iyi. Bir de sürekli gelmeyen çok etkili adamlar da var. Yani Yiğit Balaban'la Necim falan arada bir geliyor ki onlar geçen sezonun yıldızları ikincilikte, evet, yani. Çok yetenekli arkadaşlar. Ama sağlam bir yapıları var. Sağlam bir kadroları var. Bu sezon geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi diziliyorlar sahaya. Daha iyi mücadele ediyorlar. Kartal City bu sezon iyi. Gelelim ikinci, hatta 2-3-4'ü aynı anda söyleyeyim. Çünkü aynı puanları, 12'şer puanları var. Evet. Fındıklı, Golden Bulls ve Pro Devils. Evet. Hepsi 12'şer puanda. Birinin 14 avarajı, birinin 10 avarajı, birine 8 avarajı var. Yani buraya baktığımızda bir tane yeni takım görüyoruz. Fındıklı, yeni İki kurulan tane. Bir takım. Yeni kurulan, evet. Bir tane çok genç bir ekip görüyoruz. Golden, evet, Bulls. Bir tane de önceki sezonlarda playoff potasında kendini hep son dakika atmaya çalışan bir takım görüyoruz. Evet. Ama bu sezonun
ikincilik koltuğunu, hatta belki de bir liderlik koltuğunu paylaşmaya evet. doğru gidiyorlar yani. Prodeos'tan başlayayım. Hem geçtiğimiz sezondan da tanıdığımız için üzerine biraz önce Kartalas'ta söylediğim şeylerin hemen hemen aynı tecrübeleri, aynı eksikleri tamamlayıp çok iyi eklemeler yapıp geçtiğimiz sezon daha altlarda yer alırken bu sezon bildiğin ilk iki için savaşan bir takım haline gelen Prodeos. Bu sezon iyiler. İyi bir takım görüntüsü sergiliyorlar. İnatçılar, maçları kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biraz bir stres değil mi de biraz bir hırçınlığa sebep verebiliyor bu. Maçlarda görüyorum. Çünkü kazanma hırsı bazen ona sebebiyet verir. Tabii ki yani sporda, futbolda kazanmak günün sonunda insanı mutlu eden bir şey ama her şey değil. Ama o dengeyi, o ayarı da tutturabilen bir takım. Prodeos bu sezon iyi. Yani gerçekten iyi bir futbol oynuyor. Lig sonuna kadar üst sıralarda olacaktır. Çok hevesliler, iştahlılar. Lig sonuna kadar ilk ikiyi amaçlıyorlar. Bunu yapabilirler mi? Kalan 7 maç tabii ki belirleyecek bunu. Rakiplerinin oynayacağı oyunlar vesaire, kendilerinin o motivasyonu. Ama Prodeos bu sezon iyi gidiyor. Sonra Golden Bulls'a gelelim. Golden Bulls normalde olan bir takım, oynayan bir takım ama ligimizde bu sezon geldiler. Ben çok beğeniyorum Golden Bulls'u. Hem duruş olarak, oyun olarak yani inanılmaz savunma yapabiliyorlar. Çok çok iyi diziliyorlar. Bunların gençlikte de konuştuk. Yani bu kadar genç takımların bu kadar olgun oyun oynayabilmesi. Bu denli iyi savunma yapabilmesi aslında çok denk geldiğimiz bir şey değil. Bu tecrübeyle olan bir şey zamanla. Beğeniyorum deme sebebim buydu zaten. Yani daha dağınık, dizilişlerin daha belirgin olmadığı şeyler bekliyorsun bazen. Yani evet. Halı saha çünkü. Yani en nihayetinde hepimiz amatörüz. Kesinlikle. Bir yerde işte gol atmaya çıkıyoruz, geri dönmüyoruz vesaire ama Golden Bulls öyle değil. Çok iyi diziliyorlar. 3 savunmacısı, 2 orta sahası, 1 hücumcusu yeri geliyor, değişiyor. 3-3 oynuyorlar vesaire. Çok iyi bir görüntü veriyorlar. Çok güçlü bir görüntü veriyorlar. Kaptanları bence örnek bir kaptan ligde. Hem duruşuyla olsun, oyunuyla olsun. İyi bir kaptan, iyi bir oyuncu. Fatih'den bahsediyoruz değil mi? Fatih Özcan. İsmini bilmiyorum. İsim hafızam rezalettir. Bunu her programda söylüyorum. O yüzden tekrardan özür diliyorum. Çok iyi bir kaptan ama. Golden Bulls yani burada Fındıklı, Prodeos şu anda 3'ü işte ilk iki için kapışıyormuş gibi görünüyor ama aşağıdakilerinde de sadece zaten bir maç fark var. Evet. Şu anda da değişir ama Golden Bulls şu ana kadar oyunuyla bence ilk yani özellikle de savunmayı çok iyi yapabildiği için bunu devam ettirirse kalan 7 maçta ilk iki için bir tık önde görüyorum. Onun dışında Fındıklı'ya gelelim. Aynı puanda Fındıklı çok iyi başladı lige. Çok sağlam bir takım. Sert bir takım. Halı sahada kabul edilebilecek bir sertlikte. Güçlü bir oyunları var. Çok yetenekli ayakları var. Çok tecrübeli ayakları var. Fuat Ağa gibi. Hücumda Arif gibi. Orta sahada oynuyor. Hücumda da oynuyor. Yetenekli bir arkadaşı var. Bu hafta mesela kalecisiz geldiler maçı. Onun biraz eksiğini yaşadılar. Zaten kısıtlı bir kadroları var aslında. Kısıtlı demeyeyim de dar bir kadroları var. 10-12 kişi gibi. Hep o aynı kişiler geliyor gidiyor. Her hafta da geliyorlar ama işte bu hafta kalecilerin olmaması evet. biraz onları zorladı. Bu ikincilik yarışında biraz bu haftaki maçı kazanamamalarına sebep verdi. Ama Fındıklı da güçlü bir ekip. Burada ilk iki için en güçlü adaylardan biri. Tecrübeleriyle, oyunlarıyla bunu gösteriyorlar. Şu ana kadar gösterdiler. İlk sonuna kadar da buralarda olacaklarını tahmin ediyorum. Muhtemelen ilk iki yarışında, zirve yarışında ilk sonuna kadar devam edecekler. Hemen son iki üçlüyü konuşalım. Onların da 10'ar puanı var. 5. sırada Mad Boys, 6. sırada Mekas ve 7. sırada Küçük Bakkal Köyü var. Burada benim mesela çok dikkatimi en çok çeken şey Mad Boys'un 33 avarajı olması. Evet. Yani 8 maç 10 puan ortalama 5 galibiyet veya 3 galibiyet 2 beraberle tekabül eden bir tekabül ediyordu. Yani baktığımızda 33 avaraj çok büyük bir rakam. Evet. Puana göre. Mad Boys da yani şu anda önce 14 puan, 15 puanlarda olsaydı evet tamam derdim ama ya puana göre büyük bir avaraj. Bu hafta son dakikada yiyip kaybettiler. Ligin yeni takımlarından Sezerci'ye karşı. Son dakikada yediler. Aslında yani kaybetmeye de bilirlerdi. Ama bu sezon işte biraz önce Kartal ve Prodeos'ta söylediğim gibi Mad Boys da geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak geldi. İyi bir oyun oynuyorlar. Tecrübelendiler. Oktay değil. Üzerine koydukları kişi. Çok hayır. Müthiş transfer olarak. Hayır. Üzerine koydukları şey kişiden. Ama açıklama videosu çok güzeldi hatırlasana. Kişiden bahsetmiyorum. Oyun anlamında, duruş anlamında bahsediyorum sahadaki. Mad Boys şu anda bulunduğu yeri bence hak ediyor. Daha fazlasını alabilirlerdi.
ligin geri kalan 8 maçta bir, ama az kalecinin olmaması galiba bir etki gösterdi orada. Evet, bir cezası olmuştu az kalecinin. Ama Matt Boyce de bence ligin sonuna kadar buralarda olacak. Zirve yarışını sürdürecek. Playoff için zaten kesin kalır. Bu sezonki oyunları çünkü onu çok net bir şekilde gösteriyor. Çok yani 10-12 kişi geliyorlar her maça. Çok severek yapıyorlar bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Yani her maçta oradalar. Yani bu kültürü seviyorlar. Bu kültüre bir şeyler katıyorlar. Halı saha kültürüne, turnuva kültürüne. O çok hoşuma gidiyor. Lig sonuna kadar da bu yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum. Mekas ligin bu sezon gelen yeni takımlarından. Geçen sene kupayla başlamışlardı. Evet. Hatta orada final mi gördüler, yarı final mi? İkisinde yarı final gördüler. Hangisinden beri? Ben hatırlamıyorum. Mekas. Bir dakika çok özür dilerim. Evet Mekas doğru. Restel kaptan basıyor. Restel kaptan içeren kök kazanmadı mı ya? Ya final oynadılar ya final oynadılar. Olabilir. Çok net takım isimlerini hatırlamıyorum şu anda ama. Mekas da Fındıklı'daki söylediğim işte biraz önce o güçlü oyun, sahadaki güzel duruş. Onlarda da var sağlam duruş. Kötü sonuçlar almadılar. Şu ana kadar 5 galibiyetle 10. sıra, 10 puanla hem aynı puandalar zaten. Hepsini işte 3. sırada ya da 4. sırada sayabiliriz. Mekas da ligin sağlam ekiplerinden biri. Lig sonuna kadar bence buralarda kesin olarak yer alır. Onu net bir şekilde gösteriyor. Onların da kaptanları örnek bir kaptan. Çok şeker bir kaptanları var. Her maçta çocuğunu getiriyor. O da kenarda oyun oynuyor. Çok güzel. Hoşuma gidiyor o da. Bence Mekas ligin iz bırakacak takımlarından biri bu sezon. Önümüzdeki sezonlarda devam isterlerse de üzerine koyarak gideceklerdir diye düşünüyorum. O şeyi veriyorlar, izlenimi veriyorlar. 7. sırada Küçük Bakkalköy 10 puanlı. Küçük Bakkalköy şaşırıyor musun? Ya ben mesela yani geçen seneki oyuna bakıyorum. Üzerine eklenebilecek bir oyun vardı ki transfer dönemindeki transferlerle birlikte orada toparladılar. Ben bir tık daha yukarı. Yok, oradan sonra toparladılar zaten. Lige kötü başladılar. Küçük Bakkalköy'le ilgili muhtemelen şöyle bir durum oldu. Aslında Küçük Bakkalköy'le ilgili değil de bu ilk, sen daha iyi bilirsin. Yıllardır bu işin içindesin. Şimdi ilk sezonda takımlar yani yazda başladığımız sezon takımlar daha bir hevesli oluyor. Evet. Böyle istekle geliyorlar, dolu dolu geliyor, uzun süre ara var. Ama onu takip eden sezonda böyle kopmalar oluyor. Hem motivasyon anlamında takımlarda dağılmalar oluyor, kişiler gelmeyebiliyor. Çünkü gerçi uzun bir süre. Şimdi 10 ay top oynuyorsun. Düşünsene yani sen 2 ay şey yapıyorsun. Küçük Bakkalköy'de onu yaşadı biraz. Hani böyle bir hevessizlik, motivasyonsuzluk işte geçen sezon aslında playofflara da iyi bir yer edindiler. Ondan sonra ama bu sezonu kötü başladılar ama transfer döneminde işte Murat'ın işte Ali'nin eklenmesi Bakkalköy takımından onlara iyi bir hava kattı. Zaten aslında çok yetenekli bir kadroları vardı. Kemikli kadroları vardı zaten. Kaleci sıkıntıları var. Kalecileri Cem'di yanlış hatırlamıyorsam. Ya il dışına gitti ya ülke dışına gitti. Söylediler de unuttum şimdi. İl dışına galiba. O iyi bir kaleci bence. O olmadığı için böyle bir bazen oyuncu geçiyor kaleye, bazen ikinci kaleci, üçüncü kaleci falan geçiyor. Orada biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ama Küçük Bakkalköy formunu yavaş yavaş yükseltiyor. Daha üstlere tırmanmasını tahmin ediyorum. Özellikle geçtiğimiz sezonun işte gol kralı Murat Uysal'ın eklenmesi ki kaldığı yerden devam ediyor. Yine üçer, beşer atıyor. Ki birincilikte de atıyordu zaten ama orada işte takım dağıldı. Onlar da transfer döneminde ikinci ligi arkadaşlarının yanına geldiler. Orada da atıyordu. Burada da atmaya devam ediyor. Onun için fark etmiyor lig takım. Onların gelmesi, Ali ile özellikle Murat'ın gelmesi zaten iyi olan bir takımı daha da güçlendirdi. Evet. Önümüzdeki haftalarda daha üst sıralara çıkabilirler diye düşünüyorum. Gelelim şimdi. Ya benim şu yüzden saçıdan onu söyleyeceğim. 8 puan takımı var. Turgut Alpspor ve Ustaların karışımı 8'er puanlar. 8 maçta 8'e 9. sıradalar. Benim şu yüzden şaşırtıyor bu sonuç beni. Yani baktığımda ligin en tecrübeli iki takım aslında. Evet evet. Yani özellikle Turgut Alp uzun zamandır yani kulüp diyebileceğim artık seviyede birlikte oynayan, bu işleri yapan, buraları bilen bir takım. Ustaların karşısında oyuncu bazında ciddi bir tecrübeye sahip bir takım. Yani 8'e 9'unculuğu paylaşması aslında özellikle ikinci ligde gençlik enerjisinin daha mı ağır bastığını düşündürmeye yetiyor beni. Olabilir, olabilir. Bu dediğinde haklı olabilirsin. Turgut Alp'le ilgili son şöyle bir şey biliyorum. Son 2 yılda hiç turnuva oynamadılar. Öncesinde çok büyük tecrübeleri var. İstanbul Ligi'nde beraber de oynamıştık 410'la zamanında. Hatta finalde bizi yenmişlikleri de var. Bahadır abi kaptanı çok severim. Arkadaşları da keza öyle. Yani 2 senedir top oynamamanın verdiği herkesin bir işte kilo alması, biraz göbeklenmesi, o tempoyu kaybetme şeyi çok net belli oluyor. Belli oluyor. İstek, ama tecrübe de belli oluyor. Tecrübe belli oluyor. O istek belli oluyor. Biraz sertlik konusunda bir tık sertler. O da şey olabilir. Vücut el vermeyince bazen ister istemez o biraz müdahaleye o şeyi itiyor kaçıyor.
Belki olabilir ama biz özel konuşmalarımızda Bahadır abiyle de konuşuyoruz onları. O törpülenebilecek bir şey. Turgut Alp playofflarda olacaktır. Playofflarda nerede bitirileri çok kestiremiyorum. Ona onlar ve o günkü işte o tek maçlık sistemde rakiplerinin reaksiyonu ve kendileri belirleyecek ama ve playofflara da kalırlarsa eğer ki kalırlar diye düşünüyorum. Tecrübeleriyle orada değişik sürprizlere imza atabilirler bu arada. Yani çünkü oraları çok oynamış bir takım. Oralarda sürprizler yapabilirler diyorum. Sürprizler dediğimde üst sıralardaki bir takımı eleme gibi bir sürprizden bahsediyorum. Ya şu anda 5. yıl Medboys oynayacaklar. Şu an bitselik. Hani yani desek playoff başlıyor. Şu an Medboys oynuyorlar mesela. Her şey olabilir mi? Kesinlikle. Tamam. Orası evet doğru söylüyorsun. Ustların karışımı da lige çok iyi başladı. Yani ligin başında zaten hep liderdi belli bir süre. Sonrasında bir performans düşüşü oldu. Yaş ortalaması olarak biraz daha yüksekler ligin ortalamasına göre. Bir iki tık daha yüksekler. Belki onun bir etkisi olabilir. Belki biraz bir motivasyon eksikliği olabilir ama onlar da böyle her maça 20-25 kişi geliyorlar aileleriyle, çocuklarıyla. Çok güzel bir görüntü veriyorlar. Sahada zaman zaman çok iyi oyunlar oynuyorlar. Futbol anlamında. İstekliler, inatçılar. Ligi burada bitirmeyeceklerini düşünüyorum. Daha üst sıralarda bitireceklerini düşünüyorum. Ustaların karışımı adına. Biraz hedef maçlarında daha bir istek, daha bir şey olmalılar. Hedef maçlarını kazanırlarsa daha üst sıralara tırmanacaklarını düşünüyorum. Playoff'ların renkli ve ne yapacağını kestiremeyeceğimiz takımlarından biri olacaktır. Ustaların karışımı diye bir tahminim var. Gelelim 7 puan takımlara. Ya şeyi fark ettin mi? Hep aynı puan takımlar. Yani bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. Tabii. Yani 12.ye kadar sadece 5 tane puan var. Ya bu sezon ikincilik gerçekten hiçbir şekilde kestirilmiyor. Yani maç skorları da öyle yani. Ya bir mesela haftalık program açıklandığı zaman fikstüre bakıyorum böyle maçlara. Aa diyorum işte şu çok iyi maç olur, şu şöyle olur, böyle. Şu belki şunu yener diyorum. Sonuçta illaki bir tahminimiz oluyor. Hafta sonuna geliyorum. Böyle düşünmüştüm. Hiç öyle olmadı. Böyle oluyor yani hafta sonunda. Ya biz eskiden tahmin yarışması yapardık sanki. Evet, evet. Olsa demek ki battık yani. Bir sonraki programda yapalım. Bir sonrakinde yapalım. Keyifliydi o. Bakalım ben nasıl rezalet bir tahminciyim görsün herkes. Aynen. 7 puanlı Onursa'da Cursed var. 11'de Cavaliers var. 12'de Louis Vuitton var. Evet. Cursed kötü başlı sezona çok iyi devam ettiriyor diyebiliriz. Evet, toparlıyor. Alper Kaptan önderliğinde iyi bir takım. Buraları bilen işte eski ismi Uğur Türk. Oradan birçok oyuncu var. Alper Kaptan'ın arkadaş grubu. İyi bir takım. İnatçı bir takım. İyi oyun oynuyorlar. Alper Kaptan biraz performansıyla bir tık öne çıkıyor. Takım savunmasını sert ve iyi yapabiliyorlar. Cursed yani burada bence playoff'ta kalacaktır diye düşünüyorum tecrübesiyle. Ama işte her maça tam kadro gelinmesi, işte günlük performanslar vesaire belirleyici olacaktır burada. Ama o isteği görüyorum orada. Hevesliler çünkü. Yani bir başarmak istiyorlar. O tecrübeye de sahip olduklarını düşünüyorum. Kurs lig sonuna kadar daha iyi sonuçlar alabilir diye düşünüyorum. O potansiyel var. Cavaliers, yani Louis Vuitton'la başlayayım. Louis Vuitton'a çünkü net bir şekilde söyleyeceklerim belli. Burada olacaklarını hiç beklemediğim bir takım. Evet. Mesela Küçük Bakkalköy gibi onlar da kötü başladı. Küçük Bakkalköy hadi bir yerden sonra bir kıvılcım işte transfer vesaire toparladı. Louis Vuitton geçtiğimiz sezon başardığından sonra sanki yani biraz önce işte birincilikte Commodore için söylediğimiz hani biraz böyle motivasyon eksikliği, tam kadro gelmeme, bir onun eksikliğini yaşıyorlar. Ki ben kadroyu düşünürken geçen sezonu biraz geçiş sezon olarak görüyordum Louis Vuitton için. Hı-hı. Yani işte çok da iyi bir sezon Fırat abinin katılması, Fırat abiyle birlikte gelen isim Mehmet Aktar gibi, Birkan gibi, Onur abi gibi. Evet. Tecrübeli, önemli isimlerin gelmesi ve gençlerin aslında o oyuna da biraz ayak uydurması ve iki ekibin, iki ayrı yaş farkıyla birlikte de grubun diyebileceğim seviyenin birbirine karışması için geçen sezon bir geniş dönem ve bu sezon aslında asıl patlamanın olacağı sezon olarak görüyordum ama sezon başında ben de öyle gelmedik. Evet, sezon başında ben de öyle bekliyordum ama şu ana kadar performanslarıyla beni biraz şaşırttılar. Olumsuz performanslarıyla diyeyim. Yani bundan çok daha fazlasını vaat eden bir takım. Bazı maçlarda çok iyi oyunlar oynuyorlar. Bazen bir geliyor böyle gerçekten iyi inatçı işte o kazanma hırsını geçen sezonki kazanma hırsını gösteriyorlar ama genel olarak düşününce bir eksiklik var o konuda bu sezon Louis Vuitton'da. Belki transfer döneminden sonra bir kıvılcım yanabilir. Belki bu haftadan itibaren bir kıvılcım yanabilir. Playoff'lar yaklaştıkça bir motivasyon artışı olabilir. Ama Louis Vuitton yani buralarda olmaması gereken bir takım gibi düşünüyorum. Cavaliers'da geçtiğimiz sezon ligin son iki sırasına demir atmış takımlardan biriydi.
Ama bu sezon daha iyiler. Daha iyi eklemeler yaptılar. Biraz iyi zikzak çiziyorlar gibi ama. Yani. Bir zikzak aşağı, çiziyorlar. Aşağı, ama şöyle bir durum var. Gerçi yani yine kemik kadroları vardı ama bu sezon bir tık daha bir gelişmiş bir geniş kadroları var diyeyim. Önceki sezonlara göre. Daha iyi sonuçlar olabiliyorlar. Birkaç maçı son dakikalarda böyle öndelerdi. Geriden işte maçı verdiler vesaire. Beraberlik vesaire oldu. Öyle kaybettiler. Aslında bu puandan daha fazlasını alabilecek durumdalardı. Cavaliers yani nasıl diyeyim? Çok örnek bir takım aslında. Yani saha içi duruşuyla, oyunuyla, oyun hiçbir zaman çirkinleştirmeyen, hep futbol oynamaya çalışan, ne olursa olsun oraya işte 7 kişi gelip futbol oynayalım bilincinde olan bir takım. Sertlik seviyelerini bir tık arttırsalar, tabii halı saha çerçevesinde ve kurallar çerçevesinde kabul edilebilecek seviyede bir tık arttırsalar, bence daha iyi sonuçlar alabilirler. Ali Baba ona yetmedi mi? Bir iki Ali abi hatırlıyorum ben. Ali abinin oyununu bilirim. Portal Oturk Ali abi diyorsun değil mi? Bir maça kesin geldiğini gördüm. İkiden emin değilim. Size ilk maçta çizgide elle çıkartıp kırmızı gördü diye hatırlıyorum. Ondan sonra da gelmemiş olabilir işte. Görmedim çünkü yalan olmasın. Belki bir kere daha gelmiş olabilir. Ya o çözüm yani o Cavaliers gibi daha yumuşak oynayan ekiplerde öyle bir isim hem ateşleyici yönünde hem ortada ki o savunma rolünde çok iyi bir müdahale edebiliyor. Evet. O çok iyi bir rol oynayabilirdi ama dediğim gibi çok şu ana kadar çok bir katılım sağlayamadı ama Cavaliers bu sezon geçtiğimiz sezona göre çok çok daha iyi. Kesinlikle. Playoff yarışını sonuna kadar bence devam ettirirler. Belki de bir transfer döneminde bir iki eklemeyle belki de çok daha vaat ettiğinden çok daha fazlasını da yapabilir. Şu anda bilmiyoruz ama bir gelişim var takımda. O kesin. Cavaliers bu sezon iyi diyebiliriz geçtiğimiz sezona kıyasla. 13. sırada Taşlı Paris var. 6 puanı var onun da. Hemen playoff potasında hemen bir arkada takip ediyor. 8 maç 6 puan. Taşlı Paris yeni yani aslında arkadaş grubu ama yeni kurulan bir takım. Evet. Tabii ki bir arada oynuyorlar yıllardır ama fena bir takım değil. Dinamo Maltepe için ilk birincilikle mi Dinamo Maltepe için söylediğim şeylerin hemen hemen hepsinin geçerli olduğu bir takım. Biraz bireysellik ön planda, mücadele biraz geri planda. Çok yetenekli isimleri var. Buradan daha fazlasını vaat ediyorlar bence. Yani 3 galibiyet değil onların alması gereken bu tabloda. Daha fazlasını alabilecek potansiyelleri var. Ama biraz işte o herhalde yaş ortalamasının düşüklüğü, biraz mücadele gücün zayıflığı, bireyselliği ön plana çıkarma. Taşlı Paris'in biraz handikapları gibi duruyor. Yoksa iyi, iyi oyuncuları var. Gerçekten. Taşlı Paris yani zaten çok bir fark yok yani. 8. arasında bir galibiyet farkı var şu anda sadece. 13. sırada olmasının çok bir önemi yok. Bir anda 8. sıraya bile atlayabiliyor mevcut tabloda veya playoff potasına girebiliyor. Bence playoff'u sonuna kadar zorlarlar. Kalan 7 maçta her şey olabilir yani. Sezercik 8 maç 3 puan ama onlar da bu hafta, ilk maçlarını oynadılar. Kazandılar. İlk maçta kazandı. Çok değerli. Mad Boys'a karşı kazandılar. Son dakikalarda gelen bir golle kazandılar. Çok inatçı bir oyun oynadılar maçta. Maçı hiç bırakmadılar. Mad Boys'a karşı bir tık daha istekli gibilerdi. O da sonuca yansıdı diye düşünüyorum. Aslında yani berabere de bitebilirdi maç. Bir tık daha sanki istediler maçı. Hevesli bir takım. Bir şeyleri başarmak istiyor algısı oluşturdu ilk haftadan. Önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla şu anki tabloda tabii ki yeni girdiği için burada ama üst sıralara tırmanma potansiyelini gösterdi bence Sezercik. İyi oyuncuları var. O da yaş ortalaması olarak çok yüksek değiller. Yine bir genç, bir tık üstü diyebilirim. Ama fena değiller. Bu hırsla, bu mücadeleyle son haftaya kadar devam ederlerse playoff'a girmemeleri için hiçbir sebep yok yani. Gelelim 15. sırada benim, yani tüm lig boyunca, birinci lig dahil 32 takım oyuncusu en çok şaşırdığım sonuç. Evet. 15'de Dos Santos 8 maç 2 puan. Evet. Yani sezon başında ligleri kurarken hakkında acaba mı diye düşünürken bir değil mi acaba diye düşünüyorum. Acaba bir olur mu? Çok net hatırlıyorum. Orayı yaparlar mı? Çünkü işte Anadolu Ligi'ndeki ikincilikte kazandıkları başarılar var. Başka liglerde şampiyonlukları var. Başka liglerde şampiyonluklar var. Başka liglerde menajerlik yerinde oynadıkları yarı finaller var. Evet. Ya bunlar hep bunları üste koyduğunda ya acaba biri yaparlar mı? Çok mu hani yoksa çok mu olacak kalır düşünüyorum ama işte, ikinci ligde de 2 puanlık bir durum var. Ya Dos Santos'ta yani sezon başında bir işte bir ceza olayı biraz onların motivasyonu düşürdü, o kesin. Ama tecrübelerine yakışmıyor yani şu an bulundukları konum, o kesin.
daha fazla galibiyet alabilecek. Oyuncu kalitesine de yakışmıyor aslında. Kesinlikle. Tecrübeyle birlikte oyuncu kalitesine de yakışmıyor. Kesinlikle. Ya şimdi baktığımızda Kıvanç Velioğlu var, Ekran var. Tabii çok önemli isimler var ya. Erkan geliyor mu? Erkan geliyor, şu an. Geliyor. Erkan var ya. Ki ilk geldiğinde bizim lige ilk 4-5 hafta sallamıştı yani. Evet. Gibi. Çok iyi hatırlıyorum. Ya çok iyi adamlar ama bir motivasyon eksikliği herhalde o ligin başındaki o olaydan sonra bir motive olamama durumu mu var? Öyle bir şey de olabilir. Ama şu an tam lige giremediler. Ya yani o kesin. Belki işte kalan 7 maçta bir kıpırdanma gösterirler mi? Gösterebilecekler mi? Onu bu haftadan itibaren görürüz. Ama yani burada sallıyorum şu puan durumunda 4. sırada olsa ben şaşırmam. Ben lider olsa şaşırmaz. Ama 15. sırada olmasına çok şaşırıyorum. Evet. Bilmiyorum toparlayabilecekler mi? Onlar da yani Hamza ile görüştüğümüzde hani bir süreklilik kazanmak için hani liglerde hep olalım şeyiyle bir geçiş sezon olarak da görüyor olabilirler. Hani tamam bu sezon artık yapamadık ama sürekli gelelim, oynayalım, bir tecrübe kazanalım, daha buraya alışalım bu lige. Çünkü konuştuğumuz amaçları hep devam etmek buraya. Evet. Hamza'nın öyle bir şeyi de olabilir. Yani bak bu sezon bir motivasyon sağlayamıyoruz ama biz oynayalım, bir tecrübe kazanalım, önümüzdeki sezon olur. Birkaç eklemeyle mesela çünkü kadrosu da kötü bir kadro kesinlikle değil. Ama kalan maçlarda da yani ne yapsa şaşırmayacağım takımlardan biri. O potansiyeli her zaman barındırıyor. Son sırada Osmanlı Spor var. Tabi onlar da ilk maçını bu hafta oynadılar. İki maç oynadılar. Onlar iki maç mı? Çok özür dilerim. Onlar iki maç oynadılar şimdiye kadar. Şu an için puanları yok. İki haftada. Yok. Başka bir ligden ligimize geldiler onlar da. Arkadaşlar hoş geldiler. Osmanlı Spor iki maç itibariyle çok hiçbir maçta ezilmedi. Kaybettiler belki maçları ama gayet başa baş oyunlar. Böyle ufak nüanslarla kaçan puanlar ya da galibiyetler oldu diyeyim. Yapamayacak bir takım değil. O potansiyeli gösteriyorlar. Bence lig sonuna kadar buraya alışıp özellikle Anadolu Ligi'nin kültürüne, oyuna, sahaya, kalelere vesaire alışıp lig sonuna kadar, lig sonuna doğru daha iyi sonuçlar alabileceklerini düşünüyorum. Önümüzdeki sezonlarda da kalırlarsa yani mesela biraz önce işte geçtiğimiz sezon ikincilikte daha alt sıralarda olup bu sezon çok iyi işler yapan takımlardan bahsetmiştik. Evet. Osmanlı Spor 2023'te bunlardan biri olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Kalan 7 maçta ne yapıp ne yapmayacaklarını onlar da biraz belli edecekler açıkçası. Takımlar bitti. Bitti. Sizler program başı sezon genel olarak da konuşmuştuk. Evet. Sezon ilk programıydı. Her takım hakkında... İlk programı değildi aslında da yayınlanacak inşallah ilk programı diyelim. Sezon ilk programıydı yani. Öyle de böyle. Herkes evet, ilk kez izleyecek. Evet, ilk kez izleyecek. Bir her takım hakkında umarım yeterli bilgiye, yeterli dakikada konuşmuşuzdur. Ağzına sağlık. Çok teşekkür senin ederim. Senin ağzına sağlık kardeşim. Son iki haftalarda inşallah daha sık, vallahi daha biz detaylı haftaya, programlarda. Haftaya da umarım yaparız. Biraz bu çekim, yani yayın çekememe zaten bana soran kaptanlara hep açıklama yapıyorum da benden kaynaklıydı. Biraz çok aşırı yoğun çalışmaktan ve zaman bulamamaktan kaynaklıydı. O yüzden özür dileriz kaptanlardan, takımlardan çünkü ben bu kültürü çok seviyorum. Yani bu yayın programı, bu yani yıllardır olan bir şey. Bu kültürün bitmesini kesinlikle istemem. O yüzden çok hoşuma gidiyor ve bu sürekli bunu yapmak, takımlar da istiyor, izliyorlar biliyorum. Kendi partlarına sarıyorlar, o kısımları izliyorlar, kesiyorlar, paylaşıyorlar, birbirlerine atıyorlar vesaire. Yani bu çok güzel bir şey. Ligimizin için de çok güzel bir şey, bizim için de çok güzel bir şey. Takımlarla bir sıcaklık sağlıyoruz, bir muhabbet sağlıyoruz. Hafta sonu gelip niye öyle dedin diyorlar, cevap veriyoruz. Yani bu tarz şeyler hoşumuza gidiyor. Lig sonuna kadar inşallah her hafta devam ederiz. En kötü iki haftada bir yapmaya çalışacağız. Belli bazı haftalarda kaptanları da almaya çalışırız burada. Playofflar öncesi zaten kesin yaparız. Umarım bundan sonraki haftalarda devam ederiz. Ağzına sağlık senin de. Serkan'la Olcay'ın da eline sağlık. Kamera arkasında. Teşekkür ederiz onlara da. Bitir. Bitirelim. Herkes izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu dakikaya kadar izleme sabrını göstermişsinizdir. Son iki haftalarda ve hafta sonları sahada görüşmek üzere. Hafta sonu görüşürüz. 9. hafta maçlarında sahada.